Erbil'in 70 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Basırma kampı Suriye'den 4000 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Psikiyatristler buradaki insanların yarısı kadarının psikolojik tedaviye gereksinimi olduğunu söylüyor. Erbil Psikiyatri Hastanesi'nden Naz Abdurrahman Baban kampı haftada iki kere ziyaret ediyor. Endişe çok yaygın. İnsanlar panik atak da yaşıyor. Ama bu çok yaygın değil. Depresyon çok yaygın. Baban ve diğer psikiyatristler kendileri de sığınmacı olan sosyal hizmet görevlileriyle beraber çalışıyor. Havlar Psikiyatri Hastanesi Direktörü Karzan Şah. Sosyal hizmet görevlileri çadır ve kulübeleri geziyor, ailelerle konuşuyorlar, destek ya da tedaviye gereksinimi olanları tespit ediyorlar. Hizmetler psikoloji seanslarından ilaç kullanımına ve bazen de hastanede tedaviye kadar uzanıyor. Bazı sığınmacılar gerekli düzeyde yardım aldıklarını söylüyor. Ancak 33 yaşındaki Gülbahar Abdurrahim gibileri farklı fikirde. Genel olarak kötü durumdayız ama bu kimsenin umurunda değil. Sosyal hizmet görevlileri var ama sadece ortalıkta gezip adlarımızı not alıyorlar. Bir yardım görmüyoruz. Daha büyük STK'ların ve Birleşmiş Milletler'in bizimle ilgilenmesini istiyoruz. Erbil ve çevre bölgede yalnızca 20 kadar psikiyatrist bulunuyor. Baban bu kadar sayıda sığınmacının bölgeye gelmesinin yerel psikiyatri hizmetlerini zora soktuğunu söylüyor. Sorun bir şeye gereksinimiz olduğunda buna kaynak ayrılmaması. Bu insanları tanıyorsunuz ve çok zor durumdalar. Bu çok acı verici. Doktorlar birçok sığınmacının kızgınlık hatta derin nefret duyduğunu ve bu kişilerin evlerine dönerek bir zamanlar komşuları olan ancak kendilerine saldıran kişilerle yaşamalarının zor olduğunu belirtiyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington.